büyüklerin hayatından 20.'si Ebu Ali Ahmed ibn Asim el-Antaki. Bu mübarek de yine neymiş? Antakyalıymış. Min akranı Bişr ibn Haris, Bişr ibn Hafî'nin akranlarından aynı dönemde. Ve Seriyy-i Sakati ve Haris ibn Muhasibi'nin aynı dönemde yaşamış. Onlarla görüşmüş ya. İmam Muhasibi'nin müridi olmuş. Bişr-i Hafî, Seriyy-i Sakati, Fudayl ibn Eyyâd'a yetişmiş ya. وكان ابو سليمان الداراني يسميه ابو سليمان الداراني مشهور Şam ulemasından da hatırlarsanız Ebu Süleyman el-Darani demiş ki Ebu Ali Ahmed ibn Asim el-Antaki casus el-kulub kalplerin casusu demiş yani mübarekten yani baktığı zaman böyle kalplerde ne geçtiğini bilirmiş ya yani. Ebu Asim Ahmed ibn Asim el-Antaki. Muqal Ahmed ibn Asim İza talabta salahi kalbike, eğer kalbin islah olmasını istiyorsan, benim kalbim düzgün olsun, hiçbir Müslümana kin, nefret, hiçbir şey bulunmasın, Allah-u Teala'dan her zaman korksun diyorsan, festayin aleyhi bi hifzı lisanike, öyleyse dilini doğru et demiş mübarek ya. Dilin doğru olursa doğru, kalbin de düzgün olur. Dil doğru olmazsa kalp de hiçbir zaman düzgün olmaz demiş. Mübareğe sormuşlar Ahmed ibn Asım Antakiye'ye, Allah'a iştiyak duyuyor musun diye sormuşlar. Yani Allah-u Teala'yı özler misin? Özlemle ona kavuşmak istiyor musun diye sormuşlar. O da mübarek demiş ki hayır demiş ya. Sormuşlar Allah Allah niye ya, sen bu kadar veli misin? Nasıl oluyor da Allah'a iştiyak duymazsın yani özlemezsin onu, istekle arzuyla onu istemezsin? Niçin diye sorduklarında şunu demiş mübarek, iştiyak gaib hakkında bahis konusu olur. Yani birisi gaibde olur, yanında olmaz da onu özlersin. O zaman sorun ne demiş mübarek, çünkü her zaman hazırdayım yani niye özleyeyim ya? Allah-u Teala her zaman hazır ve nazır yani. Benden beraber nasıl özleyeyim? Onun için gaybde değil ki. Mübareğe sormuşlar yine marifet nedir ya? Marifet demiş ki üç basamağı var. Birincisi tek olan Kahhar'ın tekliğini benimsemektir. Yani. Tek olan Allah-u Teala'yı benimsemek. Ona hiçbir zaman hiçbir şekilde ortak koşmamak. İkincisi Allah hariç kalbinde her şeyle alakanı kesmen. Allah-u Teala hariç kalbindeki bütün alakayı kesmen. Üçüncüsü ise bunu ifade etmek için hiçbir kimseye yol bulmaman. Yine mübareğe demişler ki Ahmed ibn Asım Antakiye, muhabbetin alameti nedir? Muhabbet Allah-u Teala'nın, Allah-u Teala'yı sevdiğin alameti ne? Demiş ki bir, sözü az. Sözü az olur yani. Dünya kelamı, dünya işleriyle ilgili sözü az olur. Diğer vakitte dil devamlı Allah, La ilahe illallah, sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ı zikreder. Sözünüz az olsun arkadaşlar. İkincisi, tefekkürü daim. Devamlı tefekkürde olur. Her baktığından ibret alır. Semaya baktığın zaman Allah Allah. Allah-u Teala bu semavati nasıl direksiz yaratmış. Yer dağları gördüğü zaman Subhanallah, bu dağları buraya nasıl dikmiş ya. Her gördüğüne tefekkür niyetiyle bakar ya. Üçüncüsü yalnızlığı fazla olur. Yani çok insanların arasını ihtilat etmeyip de kendi ancak meşgaleti, maişetini kazanacak kadar diğerinde hep yalnızlığı olmaz. Dördüncüsü sükutu aralıksız olur. Yani devamlı sükut halinde. Musibete uğrayınca üzülmezmiş yani. Marifet sahibi olan kişi, muhabbet sahibi olan kişi. Yine demiş ki mübarek, zühdün alameti dörttür. Ben dünyayı sevmiyorum, dünyayı terk ettim
diyen kişinin dört alameti varmış. Birincisi Hakk'a itimat etmesi. Allah-u Teala'dan gelecekten hiçbir zaman şüphe duymaması. Hakk'a tam manasıyla itimat etmesi. İkincisi halktan bizar olması. Halktan yani uzak durması. Üçüncüsü Allah için ihlaslı olması. Üçüncüsü. Dördüncüsü dine aziz kılmak üzere, kılmak için her ne sıkıntı gelirse ona da tahammül göstermez. Yani Allah-u Teala'nın dinini hakim kılmak için, Allah-u Teala'nın dinini birilerine ulaştırmak için kimden ne tahammül, ne sıkıntı, ne eziyet gelirse ona da tahammül etmez. Yani. Zühdün alameti bu dörtmüş arkadaşlar. Bu da demiş ki mübarek günahın azını küçümseyen günahın azını. Ya bu ne ki? Bir şey olmaz. Basit bir şey deyip de diyor. Günahın azını küçümseyen kişi basit gören büyüğüne illaki düşer. Allah-u Teala inşallah büyüğünden de küçüğünden de cümlemizi muhafaza eylesin arkadaşlar. Kalbin devası beş şeyler dedi demiş arkadaşlar. Kalbin devası beş şeyde. Bir, iyilerle oturup kalkmak. Salih insanlarla beraber oturmak. Alimlerle, zahit kişilerle beraber oturmak. İkincisi, Kur'an-ı Kerim okumak. Üçüncüsü, mideyi boş tutmak. Hele hele bugünler arkadaşlar, oruç günleri. Yani. Tutabilenler tutsun, gayret etsin. Pazartesi, perşembeye tutabildiğiniz kadar tutun. 5:30'da akşam ezanı okunuyor. Ramazan geldiği zaman tez 8'e kadar oruç tutuyoruz ya. Yani. Mideyi boş tutmak, kalbin gıdası. Dördüncüsü, gece namazı kılmak. Allah'ım cümlemize nasip eyle inşallah. Beşincisi de, seher vaktinde sızlanmak. Seher vaktinde sızlanmak. Seher vakti, teheccüd vakti girince, güneş doğup yarım saat geçinceye kadar arkadaşlar. Teheccüd vakti girip, güneş doğup yarım saat, 20 dakika geçinceye kadar.